Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle yeşil renk zemini olan güzel bir yazma var. Ben de bu yazmanın zemin renginde tek sıra bir örnek hazırladım. Bugün bu yazmanın kenarı için. Yazmamın kenarlarını ikiz ince çekerek tığladım. Tığladıktan sonra ütülüyorum ben örneğim daha güzel yerleşsin diye. Merak ediyorsanız nasıl tığladığımı ya da ben yapıyorum olmuyor yazmam deliniyor diyenlerdenseniz YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak videoyu izlemenizi öneriyorum. İstek üzerine paylaşmıştım daha önce. Yazmamın kenarını yazmamız zeminiyle aynı renkte altın başak marka 356 numara yeşil iple tığladım. Kullandığım tığım bugün oyamı yaparken 22 numara olacak. Ben 22 kullanıyorum ama 20 ya da 21 numara tığ da kullanabilirsiniz. Bugün bu örneği yaparken benim elimde şöyle bir pipet var. Yaklaşık 5 numara tığ kalınlığında, kalemden daha ince. Böyle bir pipet var. Ben bugün bu örneği bu pipet üzerinden yapacağım. Dediğim gibi 5 numara tığ kalınlığında diyebiliriz. Hemen örneğimin yapımına geçmek istiyorum. İlmeğimi oluşturdum. Tek sıra zaten özellikle tek sıra isteyen, tek sırayı bekleyen arkadaşlarım vardı. Onlar için paylaşmış olalım. Geldik. Tığ battının altından ipimi sık iğne ile tutturdum. Yazmamın kenarına üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakine. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakine. Burada sadece 3 tane yaparak başlamak yeterli oluyor arkadaşlar. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Birinci yuvayı boş bırakıyorum. İkinci yuvadan 8 zincirimi sık iğne ile tutturdum. Üstüne bir zincir daha çektim. Geldim. 1, 2, 3 tane yan yana sık iğne yaptım. Şöyle oldu. Burada oluşan ilmeği genişlettim. Ben pipetimin üstüne alacağım. Siz şişinizin üstüne ya da daha benimki biraz iri dursun diyenler kalem üzerine de alabilir. 1 oldu. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9 tane ilmek pipetin üstüne aldık. Birazdan çıkaracağım. Hep bunun üstüne biriktirerek gitmiyoruz arkadaşlar. Geldik burada. Tığ battının altından giriyorum. En son kullandığımız ve geri döndüğümüz tığ battının altındayız. Oradan giriyorum. İpi tuttum. İçinden geçtim tuttuğum ipin bir ilmek oluşturdum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki tığ battının altından tutturdum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yanındaki tığ battının altından tutturdum. 2 adım atmış olduk. Şöyle göstereyim. 2 tane küçük çimen örmüş olduk. Burada ilmeklerimi çıkartıyorum pipetimin üzerinden. Şimdi burada bir tane zincir çektim. Örneğimin ters tarafına geçtim. Birinci ilmeğimi şöyle kendi ekseni etrafında dönmüşse eğer bunu düzeltin. Ve tutturdum birinci ilmekten. Bir zincir çektim. Döndüyse eğer düzeltiyorum. Tutturdum bir zincir çektim. Tutturdum. Bir zincir çektim. Tutturdum. Hepsinden teker teker. Bir zincir çektim. Bir sonraki. Bir zincir çektim. Bir sonraki. Bir zincir çektim. Bir sonraki benim bu sıradaki döndü. Onu düzelteceğim. Şöyle kendi etrafında dolanmış onu düzelttim. Yine bir zincir çektim. En baştakini de tutturdum. Şöyle bir görüntü oluyor. Şu an örneğin ters yüzündeyiz. Üstüne bir zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Düz tarafta. Şurada kirpikler arasında bir tane zincir çekmiştik. Oradan sık iğne ile girdim. Üstüne 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine aynı yere, o aradaki bir zinciri, o 4 zinciri sık iğne ile tutturdum. Yan tarafa geçiyorum. Bir sık iğne yaparak yandaki kirpiklerin arasına 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aynı yere tekrar tutturuyorum. Şöyle oldu 2. Bir sonraki boşluktan bir zincirden giriyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Geri döndüm, tutturdum. Sonraki boşluğuma geçtim.
1, 2, 3, 4 zincir. 1 sonraki boşluğuma geliyorum. Aynı başladığımız boşlukta tamamlıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Yine kendi bir zincirini sıkıştırıyoruz. Eğer birden fazla iki zincir falan çekerseniz daha geniş oluyor arkadaşlar. Bence bir tane yeterli. Hemen yandaki boşluğa geçtim. 1, 2, 3, 4 zincir çekelim. Kendi yuvasına tutturalım. Bir sonraki boşluktan tutturuyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tüm aralıkları yaptık. En son şurada başlarken bir zincir çekmiştik. Oraya da yine bir kirpik daha yapıyoruz. 4 zincirle buradan tutturdum. Buradan aşağısında en son kullandığımız tığ battının altından sık iğnemi yaptım. Şöyle oldu, göstereyim yaptığımız kısmı. Çiçeğimiz bu şekilde. Bir tane daha yapalım. İsterseniz aralıklı yapın, isterseniz hemen peş peşe yapabilirsiniz. Ben çok az bir aralık bırakıyorum, bir tane filan. 2-3 zincir çektim. Hemen yanındaki boşluktan tutturdum. 1-2-3 zincir çektim. Yanındaki boşluktan tutturdum. 1-2-3 zincir çektim. Bir sonrakine. Başlarken 3 tane başlamıştım. Şimdi burada 4 tane yapacağım. Bir tane arada boşluk kalsın diye. 3-4. Üstüne yine 1-2-3-4-5-6-7-8 zincir. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Ters tarafta bir tane boşluk bıraktım. İkinciden giriyorum. Tutturdum sık iğne ile ipimi. Üstüne bir zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Bu tarafta 1, 2, 3 tane sık iğne yaptık. Şöyle başlarken de yapmıştık. 3 sık iğneden sonra oluşan ilmeği büyüttüm. Pipetimi aldım. İki. İlmeklerim 9 tane olacak. 3. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. 9 oldu. Şimdi en son geriye döndüğümüz tığ battının altından giriyorum. İpimi tuttum. Tuttuğum ipin içinden geçtim. İlmeğim oluştu. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir adım attım yan tarafa doğru. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki 2 tane geçtik. Üstüne bir zincir çekiyorum. Burada şöyle ilmeklerim hepsi aynı yönde olsun diye parmağımla düzelttim. Kolay olsun geçirmesi diye. Örneğimin ters yüzüne döndüm. Geldim sık iğne ile tutturdum. Bir zincir çektim. İkinci ilmeğime geçtim sık iğne ile. Bir zincir çektim. Sonraki ilmeğime geçtim. Bir zincir çektim. Tüm ilmeklerimi aralarda birer zincir çekerek sık iğne ile hepsini dolanalım. Kendi etrafında dönenler varsa onları da düzeltiyoruz mutlaka. Sonrasında düzeltme imkanı bulamayız çünkü. Hepsini yaptık. Arkadan görüntüsü bu şekilde. Üstüne bir zincir çekiyorum. Örneğimin düz yüzüne geçtim. İlmekler arasındaki birer zincirden sık iğne ile giriyorum. 1, 2, 3 zincir, 3, 4 zincir çekip yine aynı yere sık iğne ile kapatıyorum. Bir sonraki boşluğumdan sık iğne ile girdim. 4 zincirimi çektim. Yine aynı yere kapattım. Sonraki boşluğuma geçiyorum. Sık iğne ile üstüne 4 zincirimiz ve yine kendi boşluğuna kapatalım. Tüm aralıkları teker teker bu şekilde örüp hazırlıyoruz arkadaşlar. En son başlangıç noktasına kadar geliyoruz. Hemen şöyle şuradan.
Bir sonrakine bir tane kaldı bunu yapınca. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tutturdum kendi yuvasına. En son başlarken bir zincir çekmiştik. Oraya da sık iğne ile girelim. 1, 2, 3, 4 zincir çekip tutturalım yuvamızdan. Tamamladık. Şimdi tığ battı da en son kullandığımız tığ battıya bir sık iğne daha yapıp şöyle göstereyim yaptığımız kısmı. Şu an benimki büküldü ama ütülendiği zaman çok güzel görünüyor. Şöyle oldu. Bu şekilde yaptık. Arada ben 4 tane boşluk, 4 tane yapıp geri döndüğümde bu aralık kalıyor arada. Ama dilerseniz daha sık, daha seyrek istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben hızlı bir şekilde bu kısmı, boyayı birazcık ilerleteyim, çoğaltayım. Sonra ütüleyip sizinle son halini paylaşacağım. Ben oyunu biraz arttırdım arkadaşlar. Bittiğinde böyle görünüyor. Bence çok güzel oldu. Tam benim sevdiğim tarzda bir model. Şimdiden yapmak isteyenlere kolay gelsin. Herkes yapsın inşallah. Özellikle tek sıra oya bekleyenler. Güzel günlerde kullansın. Beğen butonuna basarsanız, kanalıma abone olursanız sevinirim. Şöyle arkasını beyaza getirelim. Daha güzel görünsün. Şimdiden herkese kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.